Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 20-26 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz haftalarla kıyasladığımızda daha sakin bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın hemen başında Jüpiter ve Neptün arasında oluşacak üçgen açı, su elementinin de enerjisiyle hayatımıza biraz daha duygusallık, sezgisellik getirebilir. Yakınlarımız, sevdiğimiz kişiler, paylaşımlar, gün genelinde, hafta genelinde aslında bizim için biraz daha destekleyici olabilir. Ayın 23'ünden sonra Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak ve artık yavaş yavaş yazın sonu erdiğini hissederek önümüzdeki döneminde planlarına, programlarına, işlerine yönelebilir. En azından düşüncelerimizde bunlara odaklanmaya başlayabiliriz. Ay geçişlerine baktığımızda haftanın ilk günü Ay Yay Burcu'nda olacak. Geziler, seyahatler, her türlü iletişimle ilgili konu aktif bir şekilde önde görünüyor. Siz de kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz yükselebilir. Salıdan itibaren Ay Oğlak Burcu'nda olacak Perşembe akşamına kadar. Biraz daha böyle sorumluluklar, görevler, ailevi konular, aile büyükleriyle ilgili kavramlar hayatımızda daha öne çıkabilir, belirleyici olabilir. Perşembe akşamından itibaren Ay Kova'da olacak. Pazar gününe kadar sosyal gruplar içerisinde daha aktif olabileceğimiz günler, eğlenceli faaliyetler öne çıkıyor. Arkadaşlarımız ve arkadaşlarımızla ilgili bazı mevzular yine ön planımızda olabilir. Evet, hafta ortasında Başak Burcu'na geçiş yapacak olan Güneş, Oğlak Burcu'ndaki Satürn ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te güzel bir üçgen açı oluşturacak. Toprak üçgeni genel anlamda hayatımıza biraz daha denge getirebilir. Kendimizi maddi manevi daha güvende hissedebiliriz. Huzurlu hissedebiliriz. Sahip olduğumuz değerler, kazançlarımız, kişisel yeteneklerimiz, özgüvenimiz, bunları oluşturmada ve daha dengeli bir ortamda tutma konusunda da gökyüzü bizi destekliyor olacak. Ve hafta sonu Ay Balık Burcu'na geçiyor. Pazar günü bu geçişin hemen ardından Pazar günü 14.56'da Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Oldukça hoş bir Dolunay enerjisi var. Ruhsal etkileri, manevi etkileri çok güçlü. Sizin için de bu anlamda özel manevi etkileri olabilir bu Dolunay'ın. Biraz hafta sonuna doğru Dolunay'ın da etkileriyle yalnız kalma eğiliminiz artabilir. Hem kişisel hayatınız hem ruhsal ve bedensel sağlığınıza odaklanıp bunlarla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Dolunay hayatımızdan bizim için gerekli olmamış bazı şeyleri çıkarmak için iyi bir fırsat sunabilir. Rahatlıkla bunu zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtulmak için de değerlendirebilirsiniz. Önemli farkındalıklar edinmemiz mümkün özellikle spiritüel anlamda. O nedenle Dolunay zamanı özellikle hafta sonu bazı arzularımıza, dileklerimize, hayallerimize odaklanıp bunlar için bir şekilde dilek dilemek, bunlarla ilgili konularda bazı çalışmalar yapmak için, dua etmek için de çok uygun koşullar oluşabilir. Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu linki tıklayarak izleyebilir, daha detaylı da bilgi alabilirsiniz sevgili koçlar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.